Evet, çok uzun süren bir katliamdı. 1993 2 Temmuz'unda yaşadığımız. Esasında Püstan Abdal Kültür Şenliklerinin yapıldığı bir sürece tekabül etti. Orada bir Püstan Abdal heykelinin Sivas merkezde açılması meselesi üzerinden mazlumdan yana olan zalimin zulmüne karşı direnişiyle dünya halklarına, Türkiye halklarına sembol olan Pir Sultan heykelini oradan istenmemesinden hareketle, sözle yapılan ve başlatılan bu katliam saatlerce süren, ağzı salyalı, herkesin seyrettiği, özellikle bozuk düzenin temsilcisi siyasi iktidarın ve onun temsilcilerinin katliamdan sonraki söz ve söylemleri katliamın gerçek sahiplerini gözlerimizin önüne koymuş oluyor. Halkımıza bir şey olmadı çok şükür diyen bir başbakan. Sonuç itibariyle bu katliam saatleri, katliamın yaşandığı saatler boyunca oradaki sözde güvenlik güçlerinin seyirci kalması, saldıran kitleye karşı hiçbir şey yapmamaları bu katliamı insanlık suçu derecesine taşımıştır. Saatlerce süren ve ağzı salyalı katillerin saldırılarıyla yitirdiğimiz canların bugününe taşındığımızda da birçok şeyi birlikte yaşadığımızı biliyoruz. Bu salyalı katiller bugün de IŞİD adı altında, bugün de farklı adlar altında dünya halklarına, Orta Doğu halklarına, Türkiye halklarına saldırılarla devam ediyorlar. Sivas onun başlangıç noktası gibi bu süreçle ilgili de yani görülebilir. Kimse durdurmak için bir şey yapmadı. Biliyorsunuz o süreçte muhalefette olan sözde sol cenahtan CHP'nin liderleri de ve onların milletvekilleri de ve onların temsilcileri de arayan o anda Madımak otelin içerisinde olup da biz şu anda katliamla karşı karşıyayız, bizi katledecekler demelerine rağmen tamam işte şununla görüştük, tamam bununla görüştük, sizi oradan kurtaracağız demelerine rağmen hiçbir şey yapmadılar, yapamadılar. Bu sorumluluk onlara da aittir. Sorumlu olanlar o gün siyasi iktidarın temsilcileri, muhalefetinde olan temsilcileridir. Bizim halkımıza karşı bu saldırıların bozuk düzenin temsilcilerinden hesap soracak bir anlayışla bugünden hareketle, örgütlü bir şekilde hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum.